Merhaba arkadaşlar, dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eki hocanız. Bildiğiniz üzere 8. sınıfın örnek soruları yayınlandı Kasım ayı. Gelin bakalım neler sorulmuş Kasım ayında. Birinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki Beri'nin her birinde yalnızca madeni 1 TL'lerin bulunduğu 2 tane kumbarası vardır. Bu kumbaralardan birinde 150 adet, diğerinde 90 adet madeni para bulunmaktadır. Beren her gün bu kumbaraların birinden diğer kumbaradaki para kadar alıp harcadığında bir süre sonra kumbaralarda kalan para sayıları eşitleniyor demiş. Buna göre son durumda bir kumbarada kalan para sayısı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Peki arkadaşlar, her birinden birer TL olan bozukluklarımız mı var? Evet, 150 adet diyoruz ki o zaman 150 tane burada madeni param olsun. 90 da burada olsun. Yani birinci kumbaramda 150 TL, ikinci kumbaramda 90 lira var. Bana diyor ki her gün kumbaraların birinden diğer kumbaradaki para kadar alıp harcadığında. O zaman diyorum ki burada yüksek miktar hangisi? 150 TL'lik kumbara. 90 lira alıp harcayacağım. 150'den 90 çıkarsa ne olacak? Burada 60 TL kalacak. Burada ne var hala? 90 TL var. İkinci gün, bu birinci gün gibi düşünebilirsiniz. Bu birinci gün. Birinci gün diyelim. G yazdık. Şurayı silelim. Tamam. Sonra ikinci gün. Yine yüksek olan miktarım 90 TL. O zaman diyoruz ki 60 TL kadar alıp harcayacak değil mi? Diğerinden ne kadar alacaktı? Fazla olandan diğeri kadar alıp harcıyor. Yani 60 lira harcarsa burası 30 olacak. Burası yine ne kalacak? 60 TL kalacak. Bu ikinci gün kalan. Peki üçüncü gün ise yine ne olacak? 30 lira harcayacak. Çünkü burada 60 lira var. 30 lira harcarsa burada 30 TL'si kalacak. Burada da 30 TL'si kalacak. Bu da üçüncü gün diyebilirsiniz. Bana diyor ki bu para sayıları eşitlenmiş. Evet, eşitlendi mi? Eşitlendi üçüncü günün sonunda. Buna göre son durumda bir kumbarada kalan para sayısı ile ilgili demiş. Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını böler. Tamam, para sayısı yani 30 diyor ki herhangi bir günün sonundaki kumbaralarda kalan para sayılarının toplamını böler. Şimdi 60, 90, 150, 30, 150'yi bölüyor. 60 artı 90, 30, 90'ı da bölüyor. 60'ı da bölüyor. O zaman bu doğrudur diyoruz. Herhangi bir sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının çarpımını tam böler. Tamam, doğru. Bu da doğrudur. Herhangi bir sonunda kumbaralarda kalan paraların çarpımını bölecek. Yani 60 çarpı 90'ı bölecek. 60 çarpı 30'u bölecek. 30 çarpı 30'u da tam bölecek. Herhangi bir günün sonunda kumbaralarda kalan para sayılarının EBOB'udur. Aynen. 60 ile 90'ın en büyük ortak bölümüne bakıyoruz. 30. Yine 60 ile 30'un en büyük ortak bölümü 30. 30 ile 30'un en büyük ortak bölümü de 30. O yüzden 3'ü de doğrudur dedik. Ve diğer sorumuza geçtik. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Demiş ki aşağıda A, B, C ve D markalı 4 yazıcı verilmiştir. Bu yazıcıların bir sayfalık tanıtım afişini yazmak için harcadıkları mürekkep miktarları altlarında gösterilmiştir. Başlangıçta her birinde eşit miktarda mürekkep bulunan bu yazıcıların her biriyle bu afişlerden eşit sayıda yazdırılıyor. Son durumda ABCD yazıcılarında kalan mürekkep miktarları litre cinsinden sırasıyla ABCD olmak üzere diyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bize sormuş. Şimdi bir tane afişi yazdırmak için kullandıkları mürekkep miktarları verilmiş mi? Verilmiş. Aslında bana şunu soruyor. Hangisi daha çok mürekkep harcıyorsa o daha çabuk tüketecek değil mi? Yani kalan daha az olacak. Kalan mürekkep miktarı daha küçük olacak diyoruz. O halde bunu şöyle yazacak olursak 404 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi 9'muş. Bu A'nın harcadığı litre. Peki B'ye bakacak olursak bakın 440 çarpı şimdi 2 birim 3 birim sağa doğru gidersek kuvvetim ne olacaktı? Azalacaktı. O zaman küçülürse kuvvet 440 çarpı 10 üzeri eksi 9 diyeceğim. Bu B yazıcısı için. C yazıcısına bakacak olursak 2 tane sıfır yanına eklersem 400 üzeri 10 üzeri eksi 9 olacak diyoruz. Demek ki bu C yazıcısı da bu kadar harcayacakmış. D yazıcısı da 444 çarpı 10 üzeri eksi 9 litre ne yapacak? Mürekkep harcayacak. Şimdi en çok mürekkep harcayan yazıcım hangisidir baktığımda?
D büyük olacak. En çok mürekkep harcadı. 444 ile. Sonra B daha çok harcadı. Sonra C A harcayacak. Sonra da C harcayacak. En çok tüketilen miktar D'de ise o zaman kalan miktar en az nerede olacak? D'de kalacak. Yani D küçük olacak B'den, B de küçük olacak A'dan, A da küçük olacak C'den. Bu sıralamayı veren şıkka baktığımda C A'dan büyük, A B'den, B de D'den. Yani cevabım A şıkkı olacak. Hangisi daha çok tüketiyorsa onda kalan mürekkep miktarı daha az olur diyoruz arkadaşlar. Peki geçtik 3. soruya. Demiş ki mutlak değer A 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve en de bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n gösterimine biz ne diyoruz? Bilimsel gösterim diyoruz. Magenta, siyah, sarı renkli boyalar eşit hacimlerde karıştırıldığında elde edilen boyaların renkleri şekil 1'de gösterilmiştir. Kare biçimindeki bir duvar kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan 4 tane bölgeye şekil 2'deki gibi ayrılmıştır. Bu bölgelerden B bölgesi karesel, diğerleri ise dikdörtgensel bölgelerdir. Nasıl karıştıklarını söylemiş bize boyaların. Bu duvar her bir bölgesi farklı renk olacak biçimde. Mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerden birine her bir metrekare için bu kadar metreküp boya kullanarak boyanacakmış. Boyama işlemi için en az miktarda sarı boya kullanılarak gerçekleştirildiğine göre demiş. Kullanacak sarı boya miktarının metreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu bir kare miymiş? Evet kare. O zaman 7'ye 7'lik diyoruz ki 4, 2 daha 6 o zaman kare 1 birimlikmiş diyorum kenarları, B'nin kenarları. 1 ise C'nin alanını bulabilirim. Burası da ne olacak? 6 olacak. Burası neydi? 3'tü. Burası da 4'tü. Peki bana diyor ki sarı boya miktarından en az şekilde kullanacağım. En az miktarda sarı boya. O zaman büyük olan alanı neyle boyayacağım ben? Maviyle. Yani 4x7 28 metrekarelik alanı ben maviye boyarım o zaman. Sarıyı az kullanmak istiyorum çünkü. Sonra D'yi de siyaha boyarım. Neden? Çünkü bu boyalardan eşit miktarda karıştırılıyormuş. O zaman 3'te 1'e düşeceği için boya miktarım azalacak. Kullanacağım sarı miktarım azalacak diyorum. Peki 3 kere 6 18 metrekarelik bir alana mı sahip? Ve her bir metrekaresi için ne kadar boya kullanıyormuşum? 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp. O zaman diyoruz ki 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 18 bana D bölgesi için kullanılacak boya miktarını verecek. Ve ben bunu 3'e bölersem çünkü 3 tane eşit miktardaki rengi karıştırarak elde ediyorum. 3'e bölersem o zaman sarıdan kaç metreküp kullandığımı bulacak mıyım sarı boyadan? Evet. 3'e bölersek diyoruz ki o zaman sarıdan 18 çarpı 10 üzeri eksi 7 litre ne kullandım ben? Evet litre diyeceğiz. Metreküp diyeceğiz. Pardon. Metreküp. Ne kullandık? Sarı boya kullandık. Peki 2 çarpı 1, 2 metrekare için ben buradan ne diyebilirim? İşte yeşil ya da kırmızı hiç fark etmeyecek benim için çünkü aynı olacaklar. 2 çarpı 2 metreküp için 2 çarpı 3 üzeri 10 üzeri eksi 7 metreküp boya kullandım. 2 tanesini karıştırdığım için 2'ye bölersem sarıdan 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküplük boya kullanmış olacağım. 1 metrekare için 3 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküplük boya kullanıyordum. O zaman burasının alanı zaten 1'dir. 3'ü ben 2'ye bölersem ne olacak? 1,5. 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp edecek. Peki bunları toplarsam ne elde edeceğim ben? 18, 3 daha 21, 1 daha 22,5. 22,5 çarpı 10 üzeri eksi 7 metreküp sarı boya kullanmışım. Ama bana diyor ki bunun bilimsel gösterimi. Bilimsel gösterirsem bir basamak kalacak şekilde ayarlayacaktım. Yani 22.5 çarpı 10 üzeri eksi 7 bir basamak kalacak şekilde sola doğru çekersem kuvvet 1 artacak. Yani 2,25 çarpı 10 üzeri eksi 6 metreküp sarı boya kullanmışım diyorum. 3. sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Peki 4. sorumuza bakalım. Demiş ki bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına
ondalık gösterimin çözümlenmesi deniliyor. Ondalık gösterim çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Aşağıda farklı mobilya türlerinin birer adedini kaplamak için kullanılan kumaşların metre cinsinden uzunluklarının çözümlenmiş hali verilmiştir diyor. Birer adet tekli, ikili ve üçlü koltuk ile 6 adet sandalyeyi kaplatmak isteyen Serdar Bey 60 metre kumaş almıştır. Bu mobilyaların kaplama işlemi tamamlandıktan sonra kalan kumaşın metre cinsinden uzunluğunun çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Peki tekli koltuğu kaplamak için ne kadar metre kumaş kullanmışız? 6,25 metre kumaş kullanmışız. İkili koltuğu kaplamak için 11,05 metre kumaş kullanmışız. Üçlü koltuğu kaplamak için arkadaşlar 13,45 metre kumaş kullanmışız. Sandalye için 2,5 metre kumaş kullanmışız. E tamam, bunlardan birer tanesini kaplatacaktık. Sandalyelerden de 6 tane. O zaman çarpı 6 dersek, 2,5 ile 6'yı çarparsak 15 metre kumaş sandalyeler için gidecek arkadaşlar. 15 artı 13,45. Bunlara 0,0 diyebiliriz. Toplama işleminde kolaylık olması için sona eklenen sıfırların anlamı yoktu. 11,05 ve 6,25. Toplayalım hemen. 5, 10, 15'in 5'i elde var. 1, 6, 7, 9, 10, 15'in 5'i elde var. 1, 45,75 metre ne kullanmış? Kumaş kullanılmış. 60 metre kumaş almıştım. 60 metreden 45,75'i çıkartır isem ben. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. 25. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 14,25 metre kumaş geriye kaldı. Bunun çözümlenmiş hali de 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Peki geçtik bir sonraki sorumuza. Demiş ki aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her bir kenar uzunluğu 60 santimetreden kısa olan dikdörtgen şeklindeki bir karton gösterilmiştir. Bu kartonun kenarlarından birinin santimetre cinsinden uzunluğunun farklı asal çarpanlarının toplamı 10, diğer kenarlarının santimetre cinsinden uzunluğunun farklı asal çarpanlarının toplamı 15'tir. Buna göre bu kartonun çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir diyor. Şimdi kısa kenar için asal çarpanların toplamı 10 ise şöyle diyebilir miyiz? 7'ye 3 olabilir arkadaşlar ya da 2, 3, 5 asal çarpanlarını seçebilirim. Şimdi 7'ye 3 seçersem 60'tan da küçük olduğunu biliyorum. 7 kere 3 21 eder ama 3'ün karesini alsam 7 kere 9 63 eder alamıyorum. Yani 7'nin karesini de arttıramayacağım için 7'ye 3 alamayacağım. Peki 2 kere 3 6 5 kere 6 30. Yani ben buranın karesini bile alsam 60 edeceği için o zaman diyorum ki karesini alamayacağım mecburen. Bir tanesini almak lazım. 21'i mi alabilir almam daha mantıklı yoksa 30'u mu almam daha mantıklı? Tabii ki de en fazla olmasını istiyorsa neyi alacağım? Kısa kenar için 30 santim uzunluğunu alacağız diyoruz. Peki kısa kenarım 30'muş. Şimdi sıra geldi uzun kenarı bulmaya. Yani bunun da asal çarpanların farklı asal çarpanların toplamı 15'tir demiş. Ne yapabiliriz? 7, 3, 5 bakabilirsiniz. Ya da daha farklı bir şey bakabilirsiniz. Şimdi 3 kere 5 15 15 çarpı 7 zaten çok büyük. O zaman bunları alamıyorum. O zaman başka bir şey düşünmem gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Yani ben mesela 11'e 4 seçemiyorum. 11 asal ama 13'e 2 seçer miyim? Seçerim. 13'e 2 seçersem toplamları 15 edecek. Peki 13 ile 2 çarparsam 26 ama 2'nin karesini alabiliyorum sanki. 2'nin karesini alırsam 4. 13 ile 4'ün çarpımı 52. Yani 60'tan küçük mü? Küçük. O zaman diyoruz ki uzun kenarım da 52 santimmiş. 52 benden çevresinin en fazla olmasını istiyor. 52 ile 52'yi topladım.
104. 30 ile de 30'u topladım. 60. 60 da ekleyince 164. Demek ki bu kartonun çevresinin uzunluğu en fazla 164 santim oluyormuş dedik. Peki geçtim 6. soruya. Demiş ki A sıfırdan farklı MN birer tam sayı olmak üzere A'nın n'inci kuvveti çarpı A'nın n'inci kuvveti tabanlar aynısı üstler toplanır kuralını vermiş ve tabanlar aynısı üstteki kuvvetin alttaki kuvvet çıkarılır kuralını vermiş. Şekilde gösterilen A ve B komşu ülkelerinin şu andaki nüfusları eşittir demiş. Bu ülkelerden A'nın nüfusu her 25 yılda bir, B'nin nüfusu ise her 40 yılda bir iki katına çıkıyormuş. Peki buna göre diyor kaç yıl sonra A'nın nüfusu B'nin nüfusunun 64 katı olur diyeceğiz. Peki şöyle bakarsak şimdi 25 ve 40'ın bir ortak katını bulmalıyız diyoruz arkadaşlar. 25 çünkü 2 katına çıkıyormuş. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 8, 5, 1, 8, 8'e böldüm 1. 25 çarpı 8. O zaman diyoruz ki 8 defa ne olacak? 2 katına çıkacak. Ülkelerdeki vatandaş sayıları 1 olsun diyorum. O zaman bu 2 üzeri 8 olur değil mi? Bu kadar sene içerisinde. Yani 25 çarpı 8 ne yapacak? 200 sene. Demek ki 200 yıl içerisinde diyorum ki bu 2 üzeri 8 katına çıkacak. Peki diğeri ise 200 yılda her 40 yılda bir mi? Yani o zaman 5 defa diyorum 2 katına çıkacak değil mi? Yani 2 üzeri 5. 5 defa 2 katına çıktı. O zaman aralarındaki farka bakıyoruz. Ne oldu? 2 üzeri 3 kadarlık bir fark var. Yani 8. O zaman şöyle yapar mıyım? Bir 2 katını alırsam 2 üzeri 16, 2 üzeri ne olacak? 10. Yani kuvvetini aldığımı düşünün. 2 üzeri 16, 2 üzeri 10. 64 katını veriyor mu aradaki fark? Yani 2 üzeri 6'ya ulaşabildim mi? Evet, ulaşabildim. O zaman kaç katı diyeceğiz? Yani 200 senede ben 8 katına çıkıyordum. Bir 200 senede 16 katına daha çıkacağım o zaman diyorum. Yani 400 yılda değil mi? Bir 200 yılda 8 katına çıkıyordum. Bir 200 yıl daha geçerse bir 2 üzeri 8 ile daha çarpılacak. O zaman 400 yılda ben aslında 2 üzeri 16 katına çıktı A ülkesi. B ülkesi ise 2 üzeri 10 katına çıktı. Çünkü 5 defa yarılanıyordu 200 yılda. O zaman 400 yılda 10 defa yarılanır diyoruz. 2 üzeri 10 aralarındaki fark 64 katını verdi mi? Verdi. O zaman cevabımız B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Peki 7. sorumuza bakalım. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere A kök B, A'nın karesi çarpı B yani kök içerisinde alma kuralından bahsetmiş bize ve kök işlerim aynıysa katsayılar toplanır kuralından bahsetmiş kareköklü sayılardan. Aşağıdaki şekilde birbirlerine paralel olan A ve B yolları ve bu yollar arasında kalan araziler verilmiştir. Bu arazilerden kare biçiminde olan 3 tane arazinin alanları şekilde gösterilmiştir diyor. A ve B yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir yol yapılması planlanmaktadır. Yapılabilecek en kısa yolun hektometre cinsinden uzunluğu na en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. A ve B arasındaki en kısa yolum şu olsun diyorum arkadaşlar. Peki 12 hektometre alanı yeşille boyalı bölgenin alanı 12 hektometreymiş. O zaman 12'nin ben kare kökünü alırsam bunlar birer kare olduğu için bir kenarın uzunluğunu bulacak mıyım? Evet. 4 kere 3 12 diyoruz. Yani 2 kök 3 olarak dışarı çıktı. Demek ki bir kenarım 2 kök 3 hektometreymiş. 48'e bakacağım. Yine kare kökünü alırsak 16 çarpı 3 demekti. 4 kök 3 diye dışarı çıkacak. Demek ki bir kenarın uzunluğu 4 kök 3 hektometre. Kök 27 ise 9 çarpı 3 27 idi. Buradan da 3 kök 3 hektometre buluruz. Toplarsak 2, 4 daha 6, 3 daha 9 kök 3 hektometre diyeceğiz. Peki hangisine daha yakın? 9'u içeri alacak olursak 81 çarpı 9'un karesi çarpı 3'ten 81 çarpı 3, 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24, 243. Peki kök 243 sayısı hangi iki tam kare sayı arasındadır dediğimizde 15, 225 demektir 15'in karesi. 16'nın karesi 250,
6 demektir. Karekökten kime daha yakın? Tabii ki de 16'ya daha yakın. O zaman diyoruz ki cevabımız B şıkkıdır. Bize hangi doğal sayıya daha yakındır diyor. O halde cevap B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Peki geçtim. 8. sorumuza bakalım. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere. A kök B eşittir. A'nın karesi, yani yine kök içerisine alma kuralından bahsetmiş. A'nın karesi çarpı B. Ve de nelerden bahsetmiş? Kök işlerim aynıysa toplama ve çıkartma kurallarını söylemiş bana. Doğrusal bir koşu parkuru üzerinde bulunan 3 tane koşucudan A noktasındakinin başlangıç çizgisine olan uzaklığı kök 128 metreymiş. A'nın başlangıç çizgisine olan uzaklığı kök 128. Peki kök 128'i ben 64 çarpı 2 dersem burası 8 kök 2 metreymiş diyeceğim. B noktasındakinin bitiş çizgisine olan uzaklığı ise 4 kök 2 metreymiş. Tamam. C noktasında bulunan koşucu A ile B noktaları arasında olup B noktasına daha yakındır. Parkurun uzunluğu 512 metre olduğuna göre C noktasının bitiş çizgisine olan uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi 512. Hemen 512 için şöyle diyebilir miyiz? 512 bölen listesi yaparsak 2'ye böldük. 200 ne oldu? 56. Peki 2'ye böldük 128. 2'ye böldük, yani burası o zaman kaç olacak? 2'nin 9. kuvveti demektir, değil mi arkadaşlar? 128 2'nin 7. kuvvetiydi çünkü. 2'nin 9. kuvveti karekökten. Peki ben bunu 258 çarpı 2 şeklinde yazdığımız zaman kuvvetin yarısı alınarak dışarı çıkacaktı, çift kuvvetse eğer. Yani 2 üzeri 4 kök 2 olacak. 2 üzeri 4 16. Yani 16 kök 2'ymiş. Ne? Benim parkurumun tamamı 16 kök 2 metreymiş. 8 kök 2 burası. 4 kök 2 de burası. Etti mi 12 kök 2? O zaman 12 kök 2, 16 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkartırsak A ve B arasından 4 kök 2 metreymiş diyoruz. Peki bana C noktasının diyor ki bitiş çizgisine olan uzaklığı. Şöyle dersek, şimdi 4 kök 2 ile 6 kök 2 arasında der miyim? Çünkü 2 kök 2, 2 kök 2 bölsem ki 2 kök 2'den de daha ileride, B'ye daha yakın. O zaman diyeceğiz ki C noktası aslında 4 kök 2 ile 6 kök 2 arasında bir yerlerde. Peki 4 kök 2, 4 kere 4 16 çarpı 2'den kök 32 ile X, yani C noktası da diyebilirsiniz, X diyelim. 36 çarpı 2 kök 72 arasında olacak, değil mi? Kök 72 de olamaz, kök 32 de olamaz. Çünkü tam ortasıydı A ile B'nin. Orada değil zaten. O yüzden kök 72 de olamaz, kök 32 de olamaz. Zaten 108 değil. O zaman C şıkkıdır diyoruz. Yani bu aralıkta kalacak şekilde bir sayı seçtiğimizde kök 48 metredir C'nin uzaklığı bitiş çizgisine diyoruz. Peki 9. soruya bakalım. Demiş ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B, A'nın karesi çarpı B, yine kök içerisine alma kuralından bahsetmiş. Aşağıda verilen sepette her birinin kütlesi kök 2 gram olan mavi bilyeler ve her birinin kütlesi 3 kök 2 gram olan kırmızı bilyeler bulunmaktadır. Bu bilyelerden belirli sayıda alınarak bir terazide tartıldığında toplam kütlenin 19 gram ile 20 gram arasında ve 20 grama daha yakın olduğu görülmüştür demiş. Buna göre teraziye konulan mavi bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize soruluyor. Peki şimdi 19 ile 20 arasında ve 20'ye daha yakın. 19 381'dir, değil mi? 19'un karesi. 20'nin karesi 400'dür. O zaman kök 381 ile kök 400 arasında bir sayıdır. Bunlar kök 2'li sayılar diyoruz, değil mi? Yani mavi kök 2 gram, kırmızı da 3 kök 2 gram. O zaman benim bulacağım sayı da kök 2. Yani toplamları da kök 2'li bir sonuç olmalı diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey der miyiz? Yani 2 ile çarpacağım ama neyi? Bir şeyi çarptığımda 400'e en yakın olsun diyorum. Mesela tam kare çıkacağı için en büyük tam kare, yani 225 desek, mesela 15 desem 225, 225'i ben 2 ile çarparsam 450 eder. O zaman 14 diye düşünebilirim, yani tam sayı çıkartacağım ya dışarıya. 14 196,
196 ile 2'yi çarparsak bakın arkadaşlar 2 9 18 ele var 1 2 6 pardon çok özür 196 çarpı 2 196 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 6 12'nin 2'si elde var 1 2 kere 9 18 19'un 9'u elde var 1 392. Bakın 400'e yakın mı? Yakın. O zaman diyoruz ki evet 14 kök 2'ymiş. Yani 196 ile ben 2'yi çarparım. Yani kök 100 kök 392'ymiş normalde. Ama ben bunu dışarıya nasıl çıkartacağım? 14 kök 2 diye çıkartacağım. Demek ki toplamları 14 kök 2 olmalıymış diyorum. Peki maviye ben A dersem. A çarpı kök 2. A tane maviden kullanıyorum. Artı B tane de kırmızıdan kullanayım. B çarpı 3 kök 2 mi diyeceğim ona da. Toplamları ne yapacakmış? 14 kök 2 yapacakmış. Çünkü 19 ile 20 arasındadır diyor. Peki kök içlerim eşitse şöyle diyebiliyorduk değil mi arkadaşlar? A artı 3B kök 2 parantezine alabiliyordum ortak parantezine. Eşittir 14 kök 2. Her tarafı kök 2'ye bölersem A artı 3B eşittir 14. Ben şimdi diyorum ki değer vereceğim şıklardan. 2 verirsem 12 B'ye 4 koyabiliyorum değil mi? 2 verirsem B'ye 4 koyabiliyorum. O zaman bu olabilir diyorum. Sonra A'ya 5 versem 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. O zaman 3 de verebiliyorum B'ye. Tamam 5 de verebildim. Peki 8 versem 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 3 ile 2'yi de çarpabiliyorum. Tamam bu da oluyor. Ama ne olamıyor o zaman? 6 olamıyor diyoruz arkadaşlar. O zaman hangisi olamaz mavi bilye sayısı? 6 olamaz. Peki geçtik sonuncu sorumuza. Gayet güzel sorular sorulmuş arkadaşlar. Kare köklüler ağırlıktaydı. İşte üstü sayılar çarpanlar katlardan da birkaç tane vardı bu deneme Kasım ayı soruları içerisinde. Ama güzel sorular sorulmuştu. Bu mantık güzel. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere A kök B çarpı C kök D eşittir. Demişiz ki kök içlerim aynıysa katsayıyla katsayı çarpılır. Farklıysa daha doğrusu kare köklü sayılarda çarpma işleminden bahsetmiş. Katsayıyla katsayı çarpılır. Katsayı olarak yazılır. Kök içleri çarpılır. Kök içine yazılır. Kuralından bahsetmiş bize ki bunları zaten anlattık size. Aşağıda aynı gün toprağa dikilen A ve B fidelerinin dikildikleri gündeki boylarının uzunlukları verilmiş. A fidesi kök 2 cm, B fidesi kök 3 cm'miş. A fidesinin boyu her yıl bir önceki yıldaki boyun kök 2 katına. B fidesinin boyu ise her yıl bir önceki yıldaki boyunun kök 3 katına çıkmaktadır. Buna göre A fidesinin boyu 4 kök 2 cm olduğu yıl B fidesinin boyu kaç cm'dir demiş bize. Peki şimdi kök 2 idi ilk başlangıç boyum A fidesinin B fidesinin de kök 3'tü diyelim. Şimdi bir yıl sonra kök 2 ile kök 2 katına çıkacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak kök 2 çarpı kök 2'den ne oldu boyum? Bir yıl sonra 2 santim oldu. Tekrar 2 ile ben kök 2'yi çarparsam ikinci yıl 2 kök 2 olacak. Üçüncü yıl 4 olacak. Yine 2 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam. Ve dördüncü yılda yine kök 2 ile çarparsam 4'ü 4 kök 2 olacak. Yani A fidesinin boyunun kaç yılda 4 kök 2'ye ulaşmış? 4 yılda 4 kök 2'ye ulaşmış. O zaman diyorum ki B fidesi de 4 yılda ne kadar olacak? Birinci yıl kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 olacak. İkinci yıl yine kök 3 ile 3'ü çarparsam 3 kök 3 olacak. Üçüncü yıl yine kök 3'ü çarparsam 9 olacak. Dördüncü yıl ise yine kök 3 ile çarparsam 9 kök 3 olacak diyorum. Demek ki 4 yılda da B'nin boyu 9 kök 3 santimetre olacakmış arkadaşlar. Bu şekilde Kasım ayı örnek sorularının çözümlerini tamamlamış bulunmaktayız. İlk önce kendiniz çözüm muhakkak. Yapamadığınızda indirin PDF'e çözmeye çalışın. Yapamadığınızda videoları izlerseniz daha iyi anlarsınız. Bir dahaki örnek çözümünde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.